Anadolu Üniversitesi tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında başlatılan ve 6 kıtada 50'ye yakın ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Mavi Işık Yak etkinliğinde 4 yıl sonra açılmak üzere bir kaide içerisine yerleştirilen zaman kapsülü bırakıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Betül Demirci, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ferhan Odabaşı, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ve Otizm Spektrum Bozukluğu Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sezgin Buran, Anadolu Üniversitesi Rektör Danışmanı Doçent Doktor Recep Okur, Eğitim Fakültesi akademisyenleri ve öğrenciler katıldı. Mektupları yazan birinci sınıf öğrencilerinin mezun olacağı tarih olan 2024 yılında 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde açılacak ve öğrenciler kendi yazdıkları bu mektupları okuyacak. Otizm spektrumla ilgili bir farkındalık oluşturmanın oldukça önemli olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Betül Demirci şunları söyledi. Bu yıl bölümümüzün Otizm Spektrum Bozukluğu Anabilim Dalı olarak Dünya Otizm Günü etkinlikleri kapsamında zaman kapsülü etkinliğini planladık. Amacımız salgın nedeniyle okullarıyla tanışamamış öğretmen adaylarımızda bu konuda bir farkındalık yaratmaktı. Çünkü henüz okula gelemediler. Burada ne yapıldığını bile farkında değiller diye düşündük. Onlarda bir motivasyon oluşturmaya çalıştık. Tabii bununla birlikte pek çok kişiye ulaşmayı da hedefledik. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ferhan Odabaşı, "Bugün burada hayatımızdaki özel insanlar için toplandık. Otizm bir farkındalık fakat yorucu bir farkındalık. Bunu fark etmek de, kabul etmek de zor. Bu yüzden çok değerli bir gruba sesleniyoruz." dedi. "Biraz yorucu bir farkındalık. Bunu fark etmesi de zor. Bunu kabul etmesi de zor. Onun için çok değerli bir gruba seslenmek istiyorum. Onların ailelerine buradan seslenmek istiyorum. Otizmle olduğunu bilmediğiniz bir çocuğun bir trende giderken, otobüste giderken davranışlarını şımarıklık olarak niteleyebilir. İyi bir aile olmadıkları için çocuklarını eğitemediklerini düşünebilir ve bir haksızlık yapabilirsiniz. Oysa bu çocuklar çok aşırı ilgiye, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar." Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ve Otizm Spektrum Bozukluğu Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sezgin Vuransa, otizm spektrum bozukluğu ile ilgili istatistiksel verilere dikkat çekti. Öğretmenlik programı birinci sınıf öğrencilerinin yazmış olduğu mektuplar, ki herhalde görüyoruz orada değil mi? Mektuplar bir kapsül içerisinde yerleştirilmiş. Sizlerin de, hocalarımızın da biraz önce ifade ettiği gibi otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için daha güzel bir dünyayı nasıl hayal ederiz konulu mektuplar. Bunun o süreye kadar fakülte önünde sergilenecek, bulunacak olması her daim bir merak uyandıracak. Bu da bu etkinliğin aslında çok daha fazla bir kitleye farkındalık oluşturmasına mümkünlük sağlayacak.